Merhaba çocuklar, ben Türkçe öğretmeniniz Ayça Türkmen. Bugün ikinci temamız Milli Mücadele ve Atatürk temasının son metnini işleyeceğiz. Devamında da tema değerlendirme sorularını birlikte yapacağız. Bilirsiniz ki temalarımızın son metni her zaman dinleme metni oluyordu. Sizler metni dinledikten sonra etkinlikleri yapıyordunuz. Metnimiz penceresi sonsuzluğa açılan oda. Eminim ki hepiniz dinlemişsinizdir. Ama ben yine dinlemek isteyen olursa videonun altına dinleme metnini linkini bırakıyorum. Linki tıklayıp metni yeniden dinleyebilirsiniz. Etkinliğe geçmeden önce çocuklar ne yapıyorduk? Hazırlık çalışmalarına bir göz atıyorduk. Sizler bunları cevaplandırıyordunuz. İlk soruda Atatürk ile aynı dönemde yaşamış olsaydınız ülkemiz için neler yapmak isterdiniz anlatınız. Bunları çocuklar not ediyorsunuz. Neler yapmak isterdiniz? Dersimizde zaten sizlerin cevaplarını dinleyeceğim. İkinci soruya baktığımızda Atatürk'ün beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir. Sözünü açıklayınız denilmiş. Sizlere zaten söz hakkı vereceğim. Ama bir şeyler söylemek gerekirse de çocuklar, burada Atatürk önemli olanın kişiler değil onların fikirleri olduğunu anlatmak istemiştir. Onu anlamak için onun yolundan gidip onun fikirlerini anlayıp ilkelerini yaşatmanın yeterli olacağını bize söylemek istemiştir. Altı çocuklar etkinliklere geçmeden yazarımız hakkında da bilgi verelim. Adnan Binyazar 1934 yılında doğmuştur. Halk kültürüne ilişkin araştırmalarda bulundu. Öğretmenliğini yazarlığı ile birleştirdi. Deneme ve roman alanında eserler verdi. Eserlerinden bazıları Atatürk Anlatıyor, Yazmak Sanatı, Aklın İç Kalesi. Gelelim birinci etkinliğimize. Çok sık karşılaştığımız bir etkinlik zaten. A. Metni dinlerken not aldığınız kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük'ten kontrol ediniz. Metni dinlerken çocuklar, anlamını bilmediğiniz kelimeleri tabii ki not ediyorsunuz. Tahminlerinizi yazıyorsunuz. Tahminlerinizin doğruluğunu da TDK Türkçe Sözlük'ten bakarak kontrol ediyorsunuz. Bir iki kelime de ben belirledim. Devşirmek. Devşirmek ne demek peki? Çocuklar, bir araya getirmek, derlemek, toplamak demektir. Bir diğer kelimem de evrensel, yani bütün insanlığı ilgilendiren anlamına geliyor. Bir diğer kelimem de çocuklar, sızmak, ince aralıklardan veya gözeneklerden az miktarda ve belli olmadan yavaş yavaş akmak, çıkmak anlamına geliyor. Diğer etkinliğimize geçelim çocuklar. B kısmı, not aldığınız kelimelerden iki tanesini seçerek cümle içinde kullanınız. A bölümünde hangi kelimeleri yazdıysanız çocuklar, bu kelimelerden iki tanesiyle cümle kuracaksınız. Zaten sınıfta cümlelerinizi dinleyeceğim, değerlendireceğiz. Gelelim ikinci etkinliğimize. İkinci etkinlikte ne yapıyorduk çocuklar? Metinle ilgili sorular var. Biz bunların cevaplarını defterimize yazıyorduk. Peki ilk sorumuzla başlayalım. Yazar Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda yattığı odayı nasıl anlatmıştır? Çocuklar, pencereleri boğaza bakan, perdeleri örtük bir oda şeklinde tanımlamıştır Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda yattığı odayı. İkinci sorumuza baktığımızda son günlerinde Atatürk'ü kimler ziyaret etmiştir? Atatürk'ü son günlerinde ziyaret edenler Hasan Rıza Soyak, kız kardeşi Makbule, Salih Bozok, Kılıç Ali, Cevat Abbas, Doktor Mühim Kemal Ökey, Doktor Reşet Ömer İrlerp, Abrabaya Marmalı diyebiliriz çocuklar. Üçüncü sorumuza baktığımızda 29 Ekim 1938'de kutlanan Cumhuriyet Bayramı'nın önceki kutlamalardan farkını anlatınız demiş. Çocuklar, 29 Ekim 1938'de kutlanan Cumhuriyet Bayramı'nın öncekilerden farkı Atatürk'süz bir Cumhuriyet Bayramı olmasıdır. Peki 4'e baktığımızda Atatürk nasıl bir irade gücüne sahiptir?
Atatürk bir şey yapmak istedi mi, ölümü bile hiçe sayacak büyük bir irade gücüne sahiptir diyebiliriz. 5. Atatürk hasta yatağından güçlükle kalkarak dışarıda bekleyen gençlere neler söylemek istemiştir? Bu bayramlar, yarınlar sizindir, güle güle çocuklar demek istemiştir. Son sorumuz, Rıza Soyak, kılıç, bak koskoca bir tarih göçüyor sözüyle ne anlatmak istemiş olabilir? Açıklayınız. Çocuklar, siz de biliyorsunuz ki Atatürk, Türk milletinin kurtuluş mücadelesine birebir tanıklık etmiş, çok büyük mücadeleler vermiş ve fedakarlıklarda bulunmuştur. Bir nevi bizim için bir tarihi belge, hatta tarihin kendisidir. Rıza Soyak da kılıç bak koskoca bir tarih göçüyor derken bunları kastetmiş olabilir. Peki gelelim üçüncü etkinliğimize. Üçüncü etkinlikte bize metnin konusu ve ana fikri sorulmuş. Metnin konusu neydi çocuklar? Metinde anlatılan olay, üzerinde durulan durum, bahsedilen şeyler bize metnin konusunu veriyordu. Metinde ne anlatılıyor, neyden bahsediyor soruları bizi, sorularının cevabı bizi metnin konusuna götürüyordu. Bu metinde ne anlatılıyor çocuklar? Atatürk'ün son günlerinden bahsetmiş. O zaman metnin konusunun Atatürk'ün son günleri olduğunu söyleyebiliriz. Ana fikre baktığımızda ana fikir neydi çocuklar? Bize metinde verilmek istenen en genel yargı, bize verilmek istenen mesaj da ana fikir oluyordu. Metnimizin ana fikri için ne diyebiliriz? Atatürk ölüm döşeğinde bile milletin geleceğini düşünen büyük bir liderdir diyebiliriz. Ana fikir olarak da bunu belirtebiliriz çocuklar. Gelelim dördüncü etkinliğimize. Dördüncü etkinlikte A. Tarihimizde milli birlik ve beraberliğimizi yansıtan olaylarla ilgili yaptığınız araştırmadan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınıza anlatınız. Çocuklar, milli birlik ve beraberliğimizi yansıtan bazı olaylar var. Yani mesela milli mücadele dönemleri ya da mesela yaz, Atatürk'ün vefatı. Yani burada da hep milli birlik ve beraberlik durumundaydık. Ya da mesela büyük olaylar, afetler, mesela depremler. Burada hep milli birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu konularda bir araştırma yaparak derste ne yapacaksınız? Bunları paylaşacağız. Ben de sizleri dinleyeceğim. B kısmına bakalım. Yukarıda anlattığınız konuyla ilgili araştırmada kullandığınız Gov ve Edu uzantılı siteler sizce neden güvenlidir denilmiş. Neden güvenli? Çünkü çocuklar, Gov uzantılı siteler devlete ait sitelerdir. Edu uzantılı siteler ise üniversite gibi eğitim kurumlarına ait sitelerdir. Doğru bilgiler sunduğu için bizlere daha güvenilirdir diyoruz. Araştırmalarımızı buralardan yapıyoruz diyebiliriz. Peki 6. etkinlikte Atatürk'ün gençlerde görmek istediği özellikleri ve gençlere verdiği görevleri dikkate alarak gençliğin ataya cevabı başlıklı bir yazı yazınız. Çocuklar, burada bir yazı yazacaksınız. Bu yazıyı yazarken de Atatürk'ün bence gençliğe hitabesini bir okuyun. Özümseyerek okuyun. Ve gençliğin ataya cevabı diye de bir metnimiz var biliyorsunuz ki. Bunların ikisini özümseyerek okuyun ve bunlar size ilham olsun yazınızı yazarken. Bu ikisini okuyarak, değerlendirerek çok güzel bir yazı yazacağınıza eminim. Ben de derste sizin yazınızı dinlemek için şimdiden sabırsızlanıyorum. 6. etkinlikte yazımızı yapıyoruz. Ve bu kısmı dolduralım tabii ki. Gelelim 7. etkinliğimize. 7. etkinlikte aşağıdaki afiş örneğini inceleyiniz. Penceresi sonsuzluğa açılan oda metninden hareketle siz de Atatürk konulu bir afiş hazırlayınız. Afişinizi A4 kağıdına verilen işlem basamaklarını dikkate alarak grup çalışması şeklinde hazırlayınız. Çocuklar, aslında afiş hazırlamak sizin en sevdiğiniz etkinliklerden bir tanesi. Bu konuda gerçekten çok güzel afişler çıkacağına eminim. Peki afiş hazırlarken nelere dikkat etmeliyiz? Çocuklar,
Öncelikle güzel bir fikir bulacaksınız. Sonra da dikkat çekici bir slogan belirlemeniz lazım. Daha sonrasında tasarımınız sade olsun ki mesajınız net anlaşılsın bizim için. Afişinizde tabii ki hani afiş dikkati çeksin diye farklı renkler kullanarak ya da fotoğraflar, resimler afişe yapıştırılarak afişe bir hani canlılık, görsel bakımdan bir zenginlik katabilirsiniz. Bunlara dikkat ederek çok güzel bir Atatürk konulu afiş hazırlanacağınıza eminim. Yaptığınız afişleri de zevkle panomuzda sergileyeceğiz. Çocuklar, son dinleme metnimizi de 7. etkinliğimizle böylece bitirmiş olduk. Şimdi tema sonu değerlendirmemize geçelim. Tema değerlendirme soruları. Önce metnimizi okuyalım. Daha sonra da sorularımızı cevaplandıralım. Evet. Vatan, güneşi ve gökyüzünün yıldızlarını, Allah'ın sonsuz kudretini gösteren, şimşekleri kalbine korku veren fırtınaları ilk gördüğün yer vatandır. Beşiğinin üzerine gözleri sevgi dolu insanların eğildiği, ananın seni övünerek kucağında taşıdığı, babanın sana ilk nasihatleri verdiği yer vatanındır. Dedelerinin adetlerinin hüküm sürdüğü, toprağı üzerinde çalışıp ekmeğini kazandığın, kendine bir eş bulup aile yuvasını kurduğun, çocuklarını yetiştirip büyüttüğün yer vatanındır. Bayramlarında sevinip yaslarında üzüldüğün, kayalık, bozkır, bataklık, her karış toprağını ayrı ayrı sevdiğin, yabancı gözlerin hor bakmalarına dayanamadığın yer vatanındır. Geçmişiyle övündüğün, geleceğine güvendiğin, yeryüzünde bütün ülkelerden üstün olmasını istediğin yer vatanındır. Yaşlanıp yorulunca çınarlarının gölgesinde dinlendiğin, çocuklarının çocuklarını sevdiğin, ölünce ağlandığın ve arkandan uzun 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 zaman anıldığın yer vatanındır. Gelelim sorularımıza. Pardon çocuklar, aşağı inelim. Evet, 1, 2 ve 3. sorularımızı metinden hareketle cevaplayacağız. 1. sorumuz, beşiğinin üzerine gözleri sevgi dolu insanların eğildiği, ananın seni övünerek kucağında taşıdığı, babanın sana ilk nasihatlerini verdiği yer vatanındır cümlesiyle anlatılmak istenen nedir? Çocuklar, insanın doğduğu yer çok tabii bir şekilde sevdikleri tarafından sarmalandığı, annesi tarafından övünerek anlatıldığı, babasının nasihatlerini dinlediği vatanıdır şeklinde açıklayabiliriz. 2. sorumuza bakalım çocuklar. Diyor ki vatanın tanımını yaparak aşağıya yazınız. Aslında metnin tamamı vatan kelimesinin bizlere anlamını barındırıyor. Özetlemek gerekirse vatan doğduğumuz, her şeyi yaşadığımız ve günü geldiğinde öldüğümüz toprak parçasıdır diyebiliriz. Metnin ana fikrine bakalım çocuklar. Metnin ana fikri vatan bilincidir. Yani vatan kelimesinin bizim için neler ifade ettiğini anlamış oluyoruz. Peki 4. sorumuza bakalım çocuklar. Diyor ki numaralandırılmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? Burada çocuklar neye bakacağız? Cümlelerimizin öznel mi, nesnel mi olup olmadığına bakacağız bu tarz sorularda. Biliyorsunuz öznel cümlelerde cümleleri kişiden kişiye değişirken nesnel cümleler neydi? Kişiden kişiye değişmeyen, herkes tarafından kabul edilen cümlelerdi. Dolayısıyla burada cümleleri öznellik ve nesnellik bakımından değerlendireceğiz. 1. Okan, Umut ve arkadaşlarının en çok oynadığı oyunlardan biri de kızıldericiliktir. Burada ne var çocuklar? Nesnellik var. 2. Çocukların yarısı başlarına tavuk tüyleri takar, yüzlerini boyalarla süsler ve kızılderili olur. Burada da yine nesnellik söz konusu.
3. Öteki yarısıysa Tom Mix ve askerlerini canlandırır. Yine nesnellik. 4'e bakalım. Sokakta, merdivenli yolda, yokuştan aşağı koşarken filmlerde gördükleri gibi ellerini ağızlarına vurarak korkunç çığlıklar atarlardı demiş. Burada öznellikten bahsedebiliriz. Korkunç çığlıklar kelime grubundan da zaten anlaşılıyor. Dolayısıyla çocuklar, gördüğünüz gibi ilk 3 cümlemiz nesnelken son cümlemiz öznel oluyor. Diğerlerinden farklı olan o zaman hangisi? 4. cümle Denizli diyoruz. Sonrakine geçelim. Evet, 5. sorumuz. Aşağıdaki paragraflarda anlatımın kaçıncı kişi ağzıyla yapıldığını belirtiniz demiş. Çocuklar önce 2 tane bizim biliyorsunuz ki anlatıcı türümüz vardı. Birincisi birinci kişi ağzıyla anlatım. Diğeri üçüncü kişi ağzıyla anlatımdı. Birinci kişi ağzıyla anlatımda yazar kendi başından geçenleri kendisi anlatıyordu. Bunu anlatırken de hangi şahsı kullanıyorduk çocuklar? Ya birinci tekil şahsı ya da birinci çoğul şahsı kullanıyorduk. Üçüncü kişi ağzıyla yapılan anlatımlarda da yazar başkalarının başından geçen olayları anlatıyordu dışarıdan bir göz olarak. Ve burada da üçüncü tekil ya da üçüncü çoğul şahıs ekini kullanıyorduk. O zaman okuyalım metinlerimizi önce. Diyet, dar kapısından başka aydınlık girecek hiçbir yeri olmayan, dükkanında tek başına gece gündüz kıvılcımlar saçarak çalışan Koca Ali, tıpkı kafese konmuş terbiyeli bir aslanı andırıyordu. Uzun boylu, iri pençeli, kalın pazılı, geniş omuzlu bir pehlivandı. 10 yıldır bu karanlık in içinde ham demirden dövdüğü kılıç namluları bütün Anadolu'da, bütün Rumeli'de, sınır boylarında büyük bir ün kazanmıştı. Hatta İstanbul'da bile Yeniçeriler satın alacakları kamaların, saldırmaların, yatağanların üstüne yapan Ali Usta damgasını arıyorlardı. Çünkü burada ne var çocuklar? Üçüncü tekil kişi ağzıyla anlatılmış zaten. Dışarıdan bir göz anlatılmış. Üçüncü kişi ağzıyla anlatım kullanılmış. Diğer metnimize bakalım. Kaşağı, gümüş gibi parlayan bu güzel kaşağının dişlerine baktığım çok keskin, çok sivriydi. Biraz köreltmek için duvarının taşlarını sürtmeye başladım. Dişleri bozulunca tekrar denedim. Yine atların hiçbiri durmuyordu. Kızdım. Kızgınlığımı sanki kaşağıdan çıkarmak istedim. 10 adım ilerideki çeşmeye koştum. Kaşağıyı yalağın taşına koydum. Yerden kaldırabileceğim en ağır bir taşı bularak üstüne hızlı hızlı indirmeye başladım. İstanbul'dan gelen, belki de dada ruhun kullanmaya bile kıyamadığı bu güzel kaşağıyı ezdim. Parçaladım, sonra yalağın içine attım. İki metinde zaten Ömer Seyfettin'e ait. Bu metinde de çocuklar gördüğünüz gibi birinci kişi ağzıyla anlatım şekli kullanılmıştır. Çünkü zaten hani parçaladım. Birinci tekil kişi eki kullanılmış anlatılırken. Hani yazar, kahraman kendi başından geçeni anlatıyor. Dolayısıyla birinci kişi ağzıyla anlatımdan yani anlatım yapılmıştır diyebiliriz. Gelelim altıncı etkinliğimize. Altıncı etkinlikte aşağıdaki fiilleri verilen kip ve kişiye göre çekimleyerek birer cümlede kullanacağız çocuklar. Hatırlayalım, haber kipleri ve dilek kiplerini görmüştük. İlk kelimemiz savunmak fiili. Şimdiki zamanın ikinci çoğul kişisine göre çekeceğiz. Şimdiki zamanın eki neydi çocuklar? Yor. İkinci çoğul sizdi. O zaman ne diyeceğiz? Siz savunuyorsunuz. Bunları da cümlede kullanacağız. Sizler de cümlelerinizi yazarsınız. Ben örnek olsun diye burada bir de cümle paylaştım zaten. Neden her zaman onları savunuyorsunuz dedim cümle olarak. İkinci fiilimize geçtiğimizde istek kipinin olumsuzunu birinci çoğul kişiye göre çekeceğiz. Önce istek kipini hatırlayalım çocuklar. EA idi. Olumsuzu nasıl yapıyorduk? MMA ekini getirerek yapıyorduk. Birinci çoğul kişi bizdi çocuklar. Biz dökelim dersek olumlusunu yapmış oluyorduk. Biz dökmeyelim dediğimiz zaman da ne oluyordu?
Bu sefer olumsuzuna göre çekimlemiş oluyorduk fiilimizi. Cümlemi de çocuklar çöpleri buraya dökmeyelim diye yazdım. Tabii ki siz farklı cümleler yazacaksınız, yazabilirsiniz. Diğer kelimemize geçelim. Selamlamak fiili. Selamlamak fiilinin ne yapacağız? Bilinen geçmiş zamanın üçüncü tekil kişisine göre çekimleyeceğiz. Bilinen geçmiş zaman yani görülen geçmiş zaman yani dili geçmiş zamandı. Eki çocuklar dı, di, du, dü idi. Üçüncü tekil şahsımız o. O zaman ne diyeceğiz? O selamladı. Çekimlediğimizde böyle oluyor. Bir de cümlede kullanalım. Büyük bir sevgiyle etrafındakileri selamladı dedim. Çabalamak kelimesini gereklilik kipinin birinci tekil kişisine göre çekimleyeceğiz çocuklar. Gereklilik kipimiz neydi? Melimalıydı. Birinci tekil kişimiz bendi. O zaman ne diyeceğim? Ben çabalamalıyım. Örnek olacak verirsek de çocuklar cümle içinde kullanmamız gerekirse sınavı kazanmak için çok çabalamalıyım dedim ben. Son fiilimiz duymak fiilinde geniş zamanın olumsuzuna göre çekimleyeceğiz ve üçüncü çoğul kişi ekiyle çekimleyeceğiz. Geniş zamanımızın eki neydi çocuklar? Erardı. Üçüncü çoğul kişi neydi? Onlar. Onlar duyarlar dersem ne olur çocuklar? Olumlusu olurdu. Olumsuzun nasıl yapacağız o zaman? Onlar duyarlar olumluyken, onlar duymazlar şeklinde de olumsuzunu yapacağız çocuklar. Zaten burada da gösterdim. Bir de cümlede kullanalım. Seni buradan duymazlar dedim ben. Siz de tabii farklı cümleler yazabilirsiniz. Derste zaten sizin cümlelerinizi de dinleyeceğim. Gelelim son etkinliğimize. Son etkinlikte aşağıdaki paragrafta yer alan çekimli fiilleri bularak altlarını çiziniz. Çocuklar çekimli fiil neydi? Eğer fiilimiz bir kip eki ya da bir şahıs eki ile birleşmişse çekimli fiil oluyordu. Birlikte okuyalım. Hira sürpriz bir doğum günü partisi ile karşılaşınca gözlerine inanamadı. Gördüğünüz gibi fiilimiz dili geçmiş zamanla çekimlenmiş, görülen geçmiş zamanla inanamanın altını çizdim. Birinci çekimli fiilimizi bulduk. Devam edelim. Herkes her şey ne kadar da güzel görünüyordu. Çocuklar daha önceden de bahsetmiştik. Bakın burada iki tane kipeki görüyoruz. Demiştik ki eğer bir kelimemiz bir tane kipeki almışsa basit zamanlı oluyordu. Birden fazla hani almışsa burada gördüğünüz gibi iki tane almışsa o zaman birleşik zamanlı fiil oluyordu. Ama ikisinde de çekimli bu yine çekimli fiil oluyordu. İster basit zamanlı olsun ister birleşik zamanlı olsun. Burada da yine görünüyordu derken çekimli fiilimizi bulmuş oluyoruz. Devam edelim. Tuğba ablası tam karşısında gülen gözlerle ona bakıyordu. Yine birleşik zamanlı bir fiil görüyoruz ve yine çekimli fiilimizin altını çizdik. Bakıyordu ve yanında Yusuf ve Buğra ağabeyleri derken fındığın havlaması duyuldu. Burada da çocuklar gördüğünüz gibi yine görülen geçmiş zamanla çekimlenmiş bir çekimli fiil görüyoruz. Devam edelim. Hep birlikte koştular. Yine burada görülen geçmiş zamanla çekimlenmiş bir çekimli fiilimiz var. Bir de ne görsünler? Bakın çocuklar burada da görsünlerin altını çizdim. Emir kipiyle çekimlenmiş bir çekimli fiilimiz var. Ömer fındığı yakalamaya çalışırken düşmüş yere. Yine burada düşmüş çocuklar hangisi? Duyulan geçmiş zamanla çekimlenmiş bir çekimli fiil olduğunu görüyoruz. Altını da çizdik. Devam edelim. Üstü başı çamur içinde yalnız keyfin yerinde diyerekle metni bitirmiş. Zaten tema sonu değerlendirmenin de sonuna geldik. Böylelikle zaten ikinci temamızı da bitirmiş olduk. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum çocuklar. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.